uzayda Rusya nükleer silah yerleştirebilir. Bununla ilgili bir endişe var. Bu konuyla ilgili Amerikan Başkanı Biden herkesi bilgilendirmeli diye açıklamalar geldi. Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmesi e, bu ne anlam ifade eder? Şimdi Burak Hocam e, az önce bir başladık evet. ama şimdi biz böyle uzaya işte astronot gönderdik. Biz tabii bunu konuşuyoruz şu anda ama olay şu anda e, uzayda savaşırsa Öyle kim zaten. kazanır noktasına gelmiş bile gözüküyor. Yani bir takım pro o kadar en hani geniş böyle bir Star Wars filmi gibi. Değil o, daha ama tabii en dünya... azından ilk adımları değil tabii, mi? Tabii tabii yani bunlar var zaten. Tekrar söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin çok daha ciddi projeleri olduğu söyleniyor. Hı. Bunlar zaten örtülü projeler. Hı, tabii. Rusların da projeleri var ki muhtemelen işte ABD istihbaratı bu konuda bazı bilgiler temin etmiş ve bu kamuoyuna sızdırılıyor. Şimdi bu sızdırılma meselesi me e sorundur. Yani şu manada analiz edilmesi gerekir. Bence bu sızdırılması bir maksada e maksadı var. Yani Rusya'yı ya yönelik bir diyorlar. güvenlikleştirme ha. hem de Rusya bir tehdittir. Hı hı. Bakın Rusya'da böyle böyle faaliyetler yapılıyor. Rusya işte bunu niye yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yapıyor belki abartarak yani bir güvenlikleştirme bir söylem olarak dolayısıyla işte Ukrayna rusya Savaşı'nda bakın biz destek vermeye devam etmeliyiz mesela. Bir zemin. Evet. Yani olsun. Rus o yüzden NATO'yu biz konsolide etmeye devam etmeliyiz. NATO'dan çıkmamalıyız. Çünkü bak mesela bunlar Trump'a da bir açıklama yani olabilir. Yani bunlar mi? o Amerika'daki işte o establishment müesses nizamın bir güvenlikleştirmesi. Rusya Amerika Birleşik Devletleri için bir tehdit midir? Tehdit olabilir ama tutup da nükleer bir saldırı yapar mı? Yani hiç yapacağını zannetmiyorum. Ama sürekli olarak böyle bir durum söz konusu. Tabii dünya o noktaya gelmemesi lazım. Allah korusun. Bundan kim yani bütün küresel sistem etkilenir. Evet. Bir nükleer e, saldırı olması halinde karşılıklı olarak. Ama yani bunun sızdırılmanın da çok iyi niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. Bir maksadı olduğunu değerlendiriyorum. Onun dışında diğer kısmı beni şaşırtmadı. Devletlerin böyle projeleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere e, Çin'in de olma ihtimali vardır. Çünkü onların da bir uzay programı var. Tabii bu iki ülke kadar değil. Soğuk Savaş döneminde iki ülke çok ciddi derecede uzay rekabeti içerisindeydiler. Amerika Birleşik Devletleri ama çok daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Durum bu. Şimdi amaç sadece Rusya'ya karşı işte biz böyle adımlar atıyoruz. Bakın çünkü Rusya da bunları bunları yapıyor evet. demek mi? Yoksa mesela geçtiğimiz gün Amerika'nın eski başkanı Kasım seçimlerinde de güçlü bir isim Trump. Ne demişti NATO ile ilgili? E, NATO savunma harcamalarının hedeflerini tuturamayan üye ülkelerin... Amerika tarafından korumayacak, Rusya'ya karşı onları kışkırtırım şeklinde bazı açıklamalar yapmıştı. Şimdi Rusya ile ilgili böyle bir açıklamadan evet. sonra gelmesi de acaba Trump'a yani, dair Trump, bir mesaj olabilir mi? Sordurtur mu? Trump'ı Trump çok konuşuruz kampanyaya kadar. Şey i̇şte tırnak içinde söylüyorum delidir ne yapsa yeridir, yeridir. var ya, Delidir ne söylese yeridir. Trump böyle bir kişilik. Daha böyle çok magazinsel açıklamalar olur. Medya için iyi bir figür ama yani popüler bir figür Doğru. takip edilmesi e, reytingi olan bir ama. figür zaten günümüzde liderler böyle artık Doğru. yani halk da belki kamuoyu da böyle istiyor insanlar ee, yani o Trump'ın söylediği gerçekçi değil yani o dünyadaki sistem açısından mümkün değil yani o Trump da değiştiremez çünkü öyle bir durum yok o kadar çünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO sistematiği ya da Atlantik sistematiği olmadan küresel bir aktör olması pek mümkün değil. Ayrıca yükselen bir Çin var. Belki hatta yani NATO zaten tehdit önceliklerinde artık yavaş yavaş belirtilmeye çalışılıyor. Yani Çin de bir tehdit önceliği olarak resmi olarak daha resmi olarak planların yani karşı planlamaların konusu olmalı mıdır? Yani belki ileride NATO böyle bir amaca da mı hizmet eder? Bunlar da ayrı mesele. Yani bunlar tartışılırken. Bunlar çok, yani Trump'ın söylediğini çok ciddi almak mümkün değil. yani. Ama anladığımız kadarıyla Avrupa'da e, savunma harcamalarını e, arttıracak bazı adımlar atmaya doğru gidiyor. Onu da biraz arttırdılar daha arttırdılar zaten. Evet, arttırdılar. Arttırdı. Şimdi daha da arttıracaklar gibi bir, en azından Avrupa'da bir endişe olmuş. Trump kazanırsa ne olur, ne olmaz diye Hı -hı. onu da ko konuşuruz.